يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين. Eğer insanoğlu Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbala'daki kıyamını tam anlamıyla idrak ederse o günü Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir inşallah. Biz de batıdan Avrupa'dan diyoruz ki Labbeyk ya Hüseyin, Labbeyk ya Mehdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada toplanmamızın vesilesi İmam Hüseyin Aleyhisselam'dır. Ki Peygamberimiz buyurmuştur ki sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem İmam Hüseyin'in sevgisi müminlerin kalbinde yatmaktadır. Biz de o müminlerden olabilmek için buraya gelmişiz. İnşallahü Teala biz İmam Hüseyin'i sevenlerden olabiliriz. Bugün medyaya baktığımız zaman 14 TV'ye çok çok teşekkür ederiz İmam Hüseyin'in sedasını dünyaya duyurduğu için. Ve 14 TV'nin vesilesiyle biz bugün Brezilya dendiği zaman samba akla gelirdi, samba dansı. Biz burada İmam Hüseyin aşıklarının sine döydüğünü görmekteyiz. Kenya'ya baktığımız zaman Afrika'nın çeşitli ülkelerinde, Sydney'de, Londra'da, caddelerde İmam Hüseyin aşıkları sine döymekte. İnşallah hepimiz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hedefi doğrultusunda İmam Zaman Aleyhisselam'ın vahdaniyetinde birleşiriz. Amaç budur inşallah. Bu toplantıların da vesilesi mehdeviyet konusunu, İmam Hüseyin davasını tüm İslam alemine anlatabilmektir. Tüm dünyaya İmam Hüseyin'in nezdinde. Selamun aleyküm. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve dostlarının şehadet şerbeti istikleri acı ve hüzün dolu gün olan 10 Muharrem yani Aşura günü İmam'ın şehadeti münasebetiyle yüzlerce yıldır dünyanın dört bir yanında anılmakta. O günde şehitler serverinin ve ashabının muazzez ruhlarına Kur'an okunmakta, dualar edilmekte, gözler ve gönüller onun aşkı ile yanıp tutuşmakta ve ıslanmakta, sineler dövülmekte, onun tavizsiz yolu ve mücadelesi sürdürülmekte, tarihteki Yezid'i tanıyan ve kınayan çağdaş Yezidlere karşı Muhammed'i öz İslam'ı savunan, yaşayan ve yaşatmaya çalışan bilinçli şahsiyetler oluşturmaya çalışılmaktadır. Bu programlar da zaten o amaçla yapılıyor. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi. Günümüze baktığımızda İslam aleminin durumu gerçekten isler acısı. Hani güzel bir söz vardır. Gerçek kendi hakikatiyle buluşup yüzleşmediği müddetçe kayıptır, yitiktir. İnsanlık özellikle Müslümanlar kitlesel olarak İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın manevi huzuruna giderek samimi bir ihlas ile bir tövbe ettikten sonra sloganik değil, yakın ederek Labbeyk ya Hüseyin demeliler ki bu zilletin, gözyaşının sonu gelsin. Yoksa asla bu zillet ve gözyaşı sona ermez. Çünkü dikkat edin nereye bakarsak İslam topraklarına, nerede ezan sesi var orada gözyaşı ve zillet var. Ve son olarak şunu demek lazım. İmam Hüseyin Aleyhisselam İslam toplumunun, İslam müşterek olarak İslam aleminin büyük bir nimetidir. Ben inanarak söylüyorum bunu. Eğer Hazreti İsa'nın da Hazreti Zeynep'i, Hazreti Hüseyin'i olsaydı onlar da İncil'i, Tevrat'ı muhafaza ederlerdi. İmam Hüseyin ve Hazreti Zeynep'in olmadığı bir dinden Allah'a sığınırız. Vesselam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihnestayin. Öncelikle ben bütün Kanal 14 sizin teşekkür ederim ki, Ahl-i Beytin sesini aleme duyururlar. Ve fırsatdan istifadə edib İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kərbəlada bizlere öğrettiği, bizlere verdiği bir mesajı hatırlatmak istedim. O da budur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam bunu bize öğretti ki, yalnız Allah'dan korkmak lazımdır ve Allah'dan başka hiçbir kestden, hiçbir şeyden korkmak lazım değil. Onu ve her Kərbəla səhnəsinin hər hissələrində də bizə öyrətdi və bizə göstərdi. O nümunə olaraq biri də budur ki, əshabından biri İmam Hüseyin Aleyhisselamın qarşısında durur, deyir ki, sən getmə, onlar minlərcə qoşundur, sən onunla başara bilməzsən, onların qarşısında dura bilməzsən. İmam buyurur ki, Həsbiyallahu və niəməl vəkil. Allah mənə yetər, Allah mənim arxamdadırsa yetər mənə. Və o cümlədən Abdullah Cəfər ki, Məkkə valisindən İmam Hüseyin Aleyhisselama Məkkədə əmənnamə alır ki, əminiyyətdəsən, orada qala bilərsən.
İmam Hüseyin Aleyhisselam deyir ki, xeyrül əman, əmanullah. Ən gözəl əman Allahın əmanıdır. İnsan Allahın əmanında olsun. Və ləm yu'min billahi mən ləm yəxaf. Və Allaha iman gətirməyib o şəxslər ki, Allahdan qorxmur. Yəni, Allahdan qorxmursa kimsə, Allaha imanı kamil deyildir. Onun üçün də Aşura günü də İmam Hüseyin Aleyhisselam düşmən qoşununun qarşısında duranda dedi ki, Allahümme əntə siqəti fi kulli kərbin və əntə rəcai fi kulli şiddətin. Ey mənim Allahım, bütün bəlalar, müsibətlər üçün sən mənim arxamsan, sən mənim qüvvətimsən, mən sənə dayanmışam. Və bütün çətinliklərdə Kərbəlada... Bismillahirrahmanirrahim. Öncəliklə, Nürnbergdən ev sahibi hoca olaraq ekranı başında bizi izləyən tüm izləyicilərə və səsimizi, özəlliklə Əhl-i Beytin nidasını dünyanın hər bir köşəsinə ilətən Əhl-i Beyt əleyhissəlamın məramını, məktəbini, səsini, nidasını sevənləri ilə buluşduran Kanal 14 TV-yə və tüm çalışanlarına, tüm ekiplərinə, tüm ailəsinə şükranlarımı, təşəkkürlərimi sunuyorum. Kanal 14-ə hayatının bundan sonraki yayınında başarılar diliyorum. Allah sesini daha da güçletsin. Allah bu Ehl-i Beyt aleyhisselamın sesini, nidasını dünyaya duyuran Kanal 14'ə zeval vermesin. Başarısına başarı ilave etsin inşallah. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbelası, Aşurası ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu ahadiste Hüseyin aleyhisselamın muhabbeti ve sevgisi müminlerin kalbinde bir hararettir, bir aşktır. Ebedi olarak sönmeyecektir. Hazreti Hüseyin aleyhisselamın şehadeti, sevgisi dün olduğu gibi bugün de müminlerin kalbinde yaşamaktadır. Bundan sonra da kıyamete kadar yaşayacaktır. Her gün geçtikçe, her yıl geçtikçe Hazreti Hüseyin aleyhisselamın mübarek kıyamı ve o yüce şehadeti tüm sevenleri ve müminler, Müslümanlar tarafından her seneye nazaran daha görkemli, daha ihtişamlı bir şekilde yaşayıp yaşatılmaktadır. Hazreti Hüseyin aleyhisselamın gönüllerde olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi onun sevgisi gönüllerde bir aşktır, bir muhabbettir, kıyamete kadar sönmeyecek. İşte bu bugün bunu canlı olarak hissediyoruz, yaşıyoruz. Bundan sonra da bu devam edecektir. Hazreti Hüseyin aleyhisselamın şehadeti, Hazreti Hüseyin aleyhisselamın kıyamı tüm dünyaya, tüm insanlığa ders vermiştir ve tüm insanlık üzerinde etki bırakmıştır. Bu etki geçmişte olduğu gibi şimdi ve bundan sonra kıyamete kadar da devam edecektir. Gün geçtikçe devam etmesini diliyoruz ve bunun etkisini de hissediyoruz. Allah-u Teala bizleri Hazreti Hüseyin aleyhisselamın meramından, mektebinden, felsefesinden, yolundan ayırmasın. Kendimizi ve gelecek neslimizi İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamını, şehadetini, mektebini, onun meramını en iyi tanıyan, ona karşı marifeti olan, Hazreti Hüseyin aleyhisselamı kavrayan basiretli insanlardan karar versin inşallah. Tekrar Kanal 14 ailesine ve tüm katılımcılara buradan şükranlarımı, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Selamun aleyküm. Benim Kerbela vakasından çıkardığım en önemli derslerden biri Allah Resulü'nün kurmuş olduğu Kur'an ve sünnet çizgisinin saltanat ve dünya perestlerce erozyona uğratılması tehlikesine karşı yine vahyin evinin çocuklarının erozyona uğramış olan Kur'an ve sünnet çizgisinin tekrar ihyası için canlarını ve mallarını Kerbela çölünde feda etmiş olmalarıdır. Aşura, Hazreti Hüseyin'in Aşurası Kerbela kıyamının Ehl-i Beyt sevgisinin, Hazreti Hüseyin sevgisinin
tüm müminlerce, ümmetçe paylaşılıyor ve biliniyor olması umarım tüm Müslümanların özellikle bugün tüm menfi propagandalara rağmen tekrar bir vahdet etrafında, birlik ve beraberlik etrafında ümmet anlayışını tesis edeceklerine ümit taşımak isterim ve ümitliyim de. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamından çıkaracak çok derslerimiz var. Fakat bunu tam olarak idrak edebilmiş değiliz. Çünkü her okuduğumuzda, o olayı her yaşadığımızda, her andığımızda çok farklı şeyler algılıyoruz. Bu da bize tam bunu anlamadığımızı, hala bu konuda ilerlememiz gerektiğini söylüyor. Ben öyle inanıyorum. Çünkü her seferinde farklı bir şey algılıyorum. Ben farklı bir şey öğreniyorum. Bu da beni hala bu konuda hazır olmadığımızı hissettiriyor. Yani kendim ferdi olarak, aile olarak, toplum olarak. O yüzden bu kıyamı daha çok idrak etmek lazım. Daha çok okumamız, araştırmamız lazım. Ondan sonra bu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu kıyamında bize bundan anlayacağımız başka bir ders, eğer Kur'an'ı iyi anlayabiliyorsak, ondan sonra imamı iyi anlayabiliyorsak, vahdet de o zaman gerçekleşecek. Çünkü velayetin olmadığı bir yerde, velayet inancının olmadığı bir yerde vahdetten söz etmek mümkün değil. Çünkü velayetin olmadığı yerde herkes bir alim kesilip kendi başına fetva veriyor. Fetva vermesi de İslam ümmetinin parçalanmasına yol açıyor. O yüzden eğer velayeti fakihe inandıysak, velayete inandıysak, inanmış isek, o zaman İslam ümmeti içerisinde İmam Hüseyin Aleyhisselam'a nasıl bir katkımız olabilir? Şöyle olabilir, eğer imamın misyonunu gerçekten anlayıp idrak ettiysek, o zaman imama kıyamda faydamız olur. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı nefes alan tüm canlıların ortak özelliğidir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanın yaratılış felsefesine uygun bir kıyam. Çünkü yok olmakta olan bir dini, ayaklar altına alınmış olan bir dini imam savunarak bunu tekrar insanlara gösterdi. Sanki vahiy tekrar inmiş gibi oldu. Çünkü ölmüş olan bir dini tekrar imam tabiri caizse diriltti. O yüzden eğer biz imamı anlıyorsak, bu dirilen dine sahip çıkıp imamın kıyamını tüm çağlara, tüm nesillere anlatmamız gerektiği düşünüyorum ben. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir. Bu hadisten yola çıkarsak İmam Hüseyin zulmetlerden, gafletlerden kurtulmanın yegane yoludur. Aşura'ya bakarsak, Aşura olayının tamamını inceleyecek olursak, cahilliğin deşifre olduğu bir kültürdür Aşura. Bu sebeple tarihte birçok kıyam gerçekleşmiştir. Fakat birçok kıyam unutulmaya yüz tutmuştur, yok olup gitmiştir. Fakat İmam Hüseyin kıyamı dimdik ayakta durmaktadır ve görmekteyiz ki herkes sımsıkı bu kıyamın verdiği sonuçlara sarılarak İmam Hüseyin'in aşurasını yaşatma peşindedir. Özellikle genç neslimizin bu konuda daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. O bakımdan bu tarz programların önemi büyüktür. Rabbim katkısı olan herkeslerden razı olsun. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler burada toplanmamızın amacı her günün aşura, her yerin Kerbela deyip sadece sözde kalmadığını göstermektir. Günümüzde de zalimler vardır. Günümüzde mazlumlar da vardır. Bizler diyoruz ki bizler Ehl-i Beyt yolcularının takipçileri olaraktan her zaman zalimin karşısında Hüseyin'in kıyamıyla, Zeynep'in vermiş olduğu mesajlarla bu yolu sürdüreceğiz. Allah'a hamdü senalar olsun ki Rabbim bu günleri bizlere nasip etti. Bizler Almanya'da bu kafir ülkede, küfür diyarında Hüseyin'i anabiliyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Bizi bu günle buraya getirdiler. Bu günün maneviyatından bizi faydalandırdılar. Allah onlardan razı olsun. Anlamak gerekiyor. Onun için niye öldü, nasıl öldüden öte onun niye öldürüldüğü, niye ölüme gittiği önemli. Biz bu yolda onu anlamaya, hayatımızda Hüseyin'i yaşamaya çalışmalıyız. Hüseyince yaşayabilmeli, onun öldüğü değerler uğruna gerekiyorsa ölebilmeliyiz. Hazreti Hüseyin'i sevmek ancak böyle olur. Yoksa dilimizden öteye gitmez. Bir de İslamiyet'i
3 ayın dışına çıkarabilmemiz lazım. Muharrem, Sefer ayı bir de oruçluğun dışına. Hazreti Hüseyin bütün sene İslam'ı yaşayan biriydi. Biz de onun örnek alan Şialar olarak onun yaşadığı gibi İslamiyet'i bütün seneye, bütün günlere yayabilmemiz lazım. Nasıl gidiyoruz? Her yer Kerbala, her gün Aşura. Bunu her günümüze, her anımıza yayabilmemiz lazım. Allah razı olsun. Kerbela derken aklımıza ilk gelen Allah'ın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim nasıl ki geçmişten günümüze hatta kıyamete kadar yolumuzu aydınlatan bir kılavuzsa, Kerbela'da yaşanan olaylar da yine geçmişten günümüze hatta kıyamete kadar yolumuzu aydınlatan bir kılavuzdur, hidayet meşalesidir. Gerçek dindarlarla dindar dinsizleri ayırt etme kılavuzudur. Dindar dinsizler derken özellikle oraya vurgu yapmak istiyorum. Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısında savaşanlar, biz de Resul'ün ashabıyız ve Müslümanız diyorlardı. Allahu Ekber diyorlardı, namaz kılıyorlardı. Özellikle o noktaya vurgu yapmak. Razı olsun Kanal 14 ailesinden bu yayınları yaptığınız için. Sizin de gördüğünüz gibi Avrupa'nın bu göbeğinde, küfür aleminde eğer Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın sesini, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sesini burada söyletebiliyorsak, yaşatabiliyorsak Allah her şeyden razı olsun. Bu programları yapanlardan, düzenleyenlerden, katkıda bulunanlardan Allah hepinizden razı olsun. Selam olsun Mevla Abu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'a, selam olsun onun evlatlarına, onun ashabına, 72 yaranına. Selam olsun Ehl-i Beyt Aleyhisselam'a. Allah razı olsun. Ya Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ya Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ya Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ya Hüseyin, Hüseyin.